Ve teşekkürler sayenizde güzel bir hafta sonu geçiriyoruz diyor. Biz size teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Başkanım, şimdi tehlike çanları yazın Ege için, Akdeniz için çalıyor. Ormanlarımız tehlike altında. Ne yazık ki tedbirler alma konusunda gecikiyoruz ama siz Bodrum Belediyesi olarak yangına hazırız diyorsunuz. Yani olmasın, bir minik bir ot parçacığı bile yanmasın istiyoruz. Tabii. Siz hazırlıklarınızı yaptınız. Her ihtimale karşı gereken önlemler alındı diyebilir miyiz? Geçtiğimiz yıla nazaran çok daha hazır vaziyetteyiz. Geçtiğimiz yıl tabii hiç beklenmedik bir şekilde önce güvercinlikte, sonra içmelerde, ondan sonra Mazı'da, Beyciler'de, Çökertme'de, Çeytan Deresi'nde ve Kisebükü'ndeki yangınlar içimizi yaktı, ciğerimizi yaktı ve biz o gün anladık ki bizim biraz daha çalışmamız lazım. O günden bugüne şu anda tabii ki olmaması, yani önlenmesi en büyük temenni. Çünkü olduktan sonra artık sadece kurtarmaya çalışıyorsunuz ama önlenme çalışmaları daha önemli. Hem Orman Bakanlığımız, hem Mülki İdare, Kaymakamlığımız, Valiliğimiz de hep beraber şu anda çalışma içerisinde. Orman yolları temizleniyor, kıyılar temizleniyor, yolların kıyıları temizleniyor. En azından yangını önlemek açısından, ama aynı zamanda yangın olursa yine gereken müdahaleyi yapabilmek açısından ben belediye olarak zaten hemen çalışmaya başlamıştım. Bizim geçen seneki gayretimizi gören hayırseverlerimiz vardı ve bunlar bize 5 tane arazöz bağışladılar. Şimdi onların 2 tanesi geldi, 3 tanesini daha bekliyoruz. Onlar da bugün yarın teslim edilecek. Onları da aldıktan sonra 39 ayrı riskli mahalleye 39 tane ani müdahale kabini yerleştirdik. İçlerinde yangın söndürme aletleri, ekipmanlar, bütün yangın anında ya da bir afet anında ihtiyaç olacak bütün araç gereç malzeme bulunmakta. Aynı zamanda bütün mahallelerde gönüllü gençlerimiz vardı. Geçtiğimiz yangınlarda da onlardan çok faydalanmıştık. Şimdi onları daha organize bir şekilde Mahalle Afet Gönüllüleri adı altında bir uygulamayla, organizasyonla beraber eğittik. Onları da ekipmanla donatıyoruz. Ellerine birer tane telsiz veriyoruz ki bütün kamu kurum kuruluşlarında ve belediye ekiplerinde, ormanda da aynı şekilde iletişimi tek kanaldan sağlamak için bu telsizleri de biz belediye olarak temin ettik ve dağıttık. Geçen küçük bir yangın oldu bir tezde. Orada da test ettik. Yani şu anda Allah korusun olmasın ama herhangi bir yangın olursa geçtiğimiz yıla nazaran daha hızlı müdahale edebilecek bütün yetkiye, yeteneğe, güce sahibiz. Aynı zamanda Orman Bakanlığımız da geçen seneki hatasından döndü. Bu sene 2 tane yangın söndürme helikopterini de bölgemizde konuşlandırdı. Şu anda riskli dönem, Temmuz ve Ağustos ayları daha riskli dönem. Ama şu andan itibaren 2 helikopter bekliyor. Orman ekipleri daha teyakkuzda, bizler de teyakkuzdayız. Ama inşallah dediğim gibi olmaz. Şimdi başkanım, izleyiciler merak ediyor. Geçen yıl yanan orman bölgelerinde herhangi bir inşaat başladı mı diye soranlar var. Yok. Sizin bölgenizde var mı? Yok, inşaat yok orman bölgesinde. Yanan ormanların yasal olarak imara açılamayacağı zaten anayasada dahi belirlenmiş durumda. Zaten öyle bir şey olmaya kalkarsa biz hemen müdahalemizi yaparız, sorun değil. Oralarda şu anda rehabilitasyon çalışmaları var. Yani bazı yerler, %65'i kadar yer kendi haline bırakıldı. Kendiliğinden tekrar kendi doğal bitki örtüsüyle yeşerip büyümesi. %35'e yakını da tekrar rehabilite ediliyor, yeni fidanlar dikiliyor oralara. Hani daha zor tutuşan, daha böyle yangına dirençli, daha dayanıklı ağaç cinsleri seçilerek oralara uygulanıyor şu anda Orman Bakanlığımız tarafından ki geçen biz yaklaşık 1 milyon 300 bin fidanı hep beraber bütün Muğla'da diktik. O yüzden şu anda çalışmalar böyle, herhangi bir yapılaşma olmayacak. Herhangi bir şekilde oralar farklı bir amaçla kullanılmayacak. Bizler de zaten Uludağ Üniversitemizle beraber belediye olarak bir çalışma yapmıştık. Sonuç raporumuzu Orman Bakanlığımıza gönderdik. Afet sonrası destekleme merkezini kurduk. Yine şu anda bölgede, yani yangın olan bölgede faaliyet gösteriyor arkadaşlarımız. Yani şu anda çalışmalarımız bu konuda yeterli diyebilirim. Devam ediyor. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz başkanım. Şimdi bir de Türk Hava Kurumu'nun o bekleyen, hangarda bekleyen ve dönemin Tarım Bakanı hurda demişti onlar. O Türk Hava Kurumu'nun uçakları da onarıldı.
bu sene yangınlarda kullanılacakmış. Peki o zaman sormazlar mı sayın seyirciler? Geçen sene o cayır cayır yanan ormanlara milyonlarca canlının yok oluşunun hesabını kim verecek? Büyük bir ihtiyaç duyulmuştu o Türk Hava Kurumu'nun uçaklarına. Hangarda bekletildi, keyfiyet uygulandı. Bu sene o uçaklar yangın olursa kullanılacakmış. Hesabını kim verecek geçen senenin o zaman? Yani ülke o kadar kötü bir duruma getirildi ki zaten ekonomi önceden ekmek aslanın ağzında diyorduk. Şimdi aslana uğruyorsunuz, aslanın zaten karnı beline yapışmış. Aslanda da ekmek yok, midesinde zaten ekmek yok. Yiğidi muhtaç ettiniz ya kuru soğana, alacağınız olsun diyerek devam edeyim. Bu arada sevgili seyirciler, Instagram'dan 200 bin takipçiye ulaşmışız. Bir aile olduk sizinle birlikte. Serhan Asker hesabı. Kutluyoruz. Kutluyoruz. Ben onların hepsini kutluyorum. Twitter'dan da 190 bin olduk. 190 bin. O da 200 bine gelecek. Büyüdükçe devam edeceğiz. Zekai Bey, şimdi herkes imkansızı şu anda fonda da çalıyor. Dinliyoruz. Siz de herhalde hep dinlediğiniz, dilinize persenk olan şarkılardan değil mi başkanım? Gülü susuz benimki. Gülü susuz mu? Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Şimdi çok severim. Eve bir mesaj da var herhalde burada. Tabii. Selamlıyoruz buradan Aslan Efendi'yi de. Gülü susuz evi tutsuz bırakmam. Gülü susuz evi tutsuz. Sizden en çok hangi ben saate niye bakıyorum biliyor musun? Niye? Yani daha ne kadar çekecek dinleyicilerimiz beni diyor. Hayır yapmayın, ne olursunuz. Durumu hocam çok bakın, özledik sizi biz. Zekai Bey inanın o kadar güzel mesajlarla sizin burada oluşunuzu taçlandırıyor evet, izleyiciler. Tamam. Türkiye'nin böyle bir naif dile gerçekten ihtiyacı var. Küfürden geçilmiyor. Zekai Tunca'yı dinlediğiniz zaman, izlediğiniz zaman en azından o kötü günlerden insan biraz arınıyor. Küfür ediyoruz artık. Halkımıza küfür ediyoruz. Nasıl karşılıyorsunuz böyle? Yani sizin kimliğinizle, kimyanızla hiç uyuşmayan naif duruşunuz. İşte biraz önce eşiniz de anlattı. Zekai Tunca yarınlarımızı nasıl görüyor? Şimdi hiçbir şey öngöremiyor insan. O kadar değişim, o kadar hızlandı ki. Yani geçen seneki şey, bu sene aklımız ermiyor. Yani bu sene olanları geçen sene yanında bu sene olanları öngörmüyorduk. Evet. Aklımıza gelmeyen şeyler oluyor dünyada. Hı-hı. Bütün dünyada. Yani kainatta değişimler. Onun için şu olur, şu olacaktır, şu olmayacaktır diyemiyorum. Yani umut ama var hep. Efendim? Umudumuz var ama değil mi hep? Yani hemen umut var ama yani o bir iyimserlik. İyimserlik. O olmalı ama. Evet. Hep bunu bu programda söylüyoruz. Şimdi umut yok diyemedim. Umut yok. Var dedim ama amasını bulamadım farkındaysan. Ama umut yani var diyoruz. Evet. Burada anlaştık. Çok, çok hızlı yaşanıyor. Yani bir şeyi anlatma... Birine, bir çocuğa bir şey anlatma fırsatı yok. Zaman yok. O çocuğun seni dinlemeye sabrı yok falan. Yani evet. Mesela biraz evvel yangınların söndürülmesindeki sorunlardan evvel o başlatan sorunlar var. Onları önleyemiyorsunuz. Adam şöyle yapıyor ya. Şöyle araba kullanıyor, şuraya atıveriyor ya ormana. Orman yolunda bunu yapıyor. Bu evet, yangın demektir ya. Bunu tek tek bütün şoförlerin, bunu yapan milyonlarca kişiyi nerede bulup toplayıp da söyleyeceksin? Nasıl anlatacaksın? Evet. Peki siz bizden biraz daha erken doğdunuz. Hayatınızda böyle zamlarla karşılaştınız mı hiç? Bu kadar hızlısını görmedim. Bu kadar hızlı yani şaka gibi. Şaka gibi, oyun gibi falan yani. Akıl alır gibi bir şey değil yani. Yani mantığımla anlatamıyorum. Şu oldu da şundan dolayı şu olmuştur diyemiyorum. Çünkü yani sebeplerle sonuçlar arasında büyük şeyler var. Dağlar gibi fark var. Ben siyasete pek girmek istemiyorum ama bu kadarını vatandaş olarak, bir insan olarak, bir yani bu dünyaya borçlu biri olarak bunu bu kadarını söylemek zorundayım. Girmeden o kadar güzel anlattınız evet, ki harika. Evet. Şimdi Tan Taşçı az sonra demiştik. Bakalım Tan Taşçı başkanım. Evet. Şimdi turizmi konuşacağız. Turizmdeki durumu biraz önce anlattı
Ahmet Bey biraz daha anlatacak. Notlarına bakıyorum. Müzeler, galeriler. olmazsa geçen seninle bir müzeye gittik başkanım. Evet. O müze neydi o müzenin adı? Deniz Müzemiz vardı. Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne mi gitmiştik? Evet. Sualtı Arkeoloji Müzemiz'e gitmiştik kalede. Biliyorsunuz dünyanın ilk ve en büyük Sualtı Arkeoloji Müzesi'dir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi.